Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık, müthiş güzel bir bileklik yapacağız. Nazo, üçlü nazo örme tekniğiyle çeyrekli bileklik aparatımızın buluşmasından oluşan muhteşem güzellikte bir bileklik yapacağız arkadaşlar. İçine çeyrek altınınızı da koyup bu muhteşemliği taçlandırabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık, çok güzel bir model. Aparatı da bu şekilde. Aparatı da çok şık. Bu çalışmamızı yapacağız. Bu çalışmamızda üçlü nazo tekniğini en kolay bir şekilde anlayabileceğiniz şekilde anlattım. Üçlü nazo tekniğini de yapmayan arkadaşımız kalmayacak inşallah. Bu sayede ben tekniklerimde kolaylaştırma yolunu tercih ediyorum. Daha anlaşılır, daha net olsun. Öğrencilerim, siz değerli takipçilerim daha iyi anlayabilirsiniz diye arkadaşlar. İnşallah daha kolay anlayabilirsiniz. Çalışmamıza geçelim. Bu çalışmamız için kullanacağımız malzemelerimiz 3 mm'lik kristalimiz, dizide kum boncuğumuz, özellikle gözleri geniş olan fırınlanmış kumlar olabilir. Bafon boncuğumuz olabilir. Miyokinin kumu olabilir. Gözleri geniş olsun arkadaşlar. Seçerken kumlarınıza gözlerinin geniş olmasına dikkat edin. Çünkü iğnemizde birkaç sefer içinden geçeceğimiz için boncuklarımız kırılmasın. Özellikle buna dikkat edersek çok sevinirim. Kapamamız ve çeyrekli bileklik aparatımız, çerçevemiz. Daha sonra altınımızı burada takacağımız çerçeve boşluğumuz burası arkadaşlar. Çerçevemiz, aparatımız bu şekilde. Bir de 20'lik misinamız. 20'lik misinamız. 15 0,20'lik misinamız. 0,15 milimlik misina da kullanabilirsiniz. Aralarından geçiş yaparken boncuklarımız kırılmasın diye arkadaşlar. Ve boncuk iğnemiz. Gereken malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Çalışmamıza geçelim arkadaşlar. Daha önceki videolarımda tekli nazo tekniğini göstermiştim arkadaşlar. Ve aynı zamanda nasıl kolay nazo yapılır? Nazo tekniği nasıl öğrenilir? Yine aynı şekilde videolarımdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Her iki videomdan da nazo yapım tekniğini çalışıp öğrenip yaptıktan sonra bu çalışmamızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekli nazo tekniğimizi bir önceki videomda göstermiştim arkadaşlar. Tekli nazo tekniğinden ikişer adet şerit halinde 65 tane kristalden oluşan iki ayrı şerit örüyoruz arkadaşlar. 65 üsttekinde, 65 alttakindeki şeritte olmak üzere tekli nazomuzu yapıyoruz. Bu tekli nazomuzu yaptıktan sonra bir de şu püf noktasına değinmek istiyorum. Benim 65 adet kristalim toplamda şeritlerimin. Ama şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. 24 sağ tarafta, 24 sol tarafta kalacak şekilde sağlı sollu 24 kristalden oluşuyor yan şeritlerimiz. Ortadaki aparat birleştirme yerimizdeki kristal sayımız da 17. Arkadaşlar bileğimizin genişliğine göre, enine göre buradaki kristal sayımızı azaltabiliriz. Orta kristalimiz hep 17 olacak. Yani ortadaki
Çeyrekli bileklik aparat takma yerimizdeki kristal sayımız 17 olacak. Bu hiç değişmez. Yalnız şuradaki kristal sayımızı değiştirebilirsiniz. 24 yapabilirsiniz. 22 yapabilirsiniz. 20 yapabilirsiniz. O zaman sayı değişir. Bakın yanlarda 24 24 olduğu için toplamda benim 65 kristalim oluyor. Peki yanları 22 22 yaparsak? Yanları 22 22 yaparsak toplamda 61 kristalim olması gerekiyor. Yani bu yanlardaki sayıya göre toplam kristal miktarınız değişebilir arkadaşlar. 24 kristalden oluşacak şekilde olursa 65, 22 kristalden oluşacak şekilde olursa 61 kristalden şeritlerinizi, her iki şeridinizi 61 61 olması gerekiyor. 22 yanlarda bırakırsanız, biz 24 yanlarda bıraktım ben. Biraz benim bilekliğim biraz geniş oldu. 24 24 bıraktım. 24 24 bıraktığımda 65 tane kristalden oluşuyor şeritlerimiz. Buna dikkat edelim arkadaşlar yaparken. Evet. Şeritlerimizi hazırlamıştık arkadaşlar. Bu şekilde. Sizlere ben basit bir şekilde üçlü nazo yapmayı göstereceğim. İki tane şeridimiz var. Yapmıştık ayrı ayrı. Orta kısmına üçüncüyü eklemeyi göstereceğim. Orta kısmına üçüncüyü eklemek daha kolay arkadaşlar. Daha kolay bir şekilde, anlaşılır bir şekilde yapabileceksiniz. Üçüncü üçlü nazomuzu. Bakın ben bu şekilde size örnek olsun diye yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın arkası da bu şekilde. Bu nazo tekniğimizde aynı zamanda kübik rav tekniği de denilmekte arkadaşlar. Bakın şöyle yaptım. Benim 24 tane kristalim olana kadar oraya kadar üçlü nazomu ördüm arkadaşlar. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde burayı nasıl yaptım sizlere bu tarafta göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu biraz yaklaştırayım şeklimi de. Bakın bir tane nazomda ipim yok. Diğerinde pardon misinam yok. Diğerinde misinam var. Şimdi bir diğerinde bıraktım ki onunla işlem yapabileyim diye. Buradan aşağı kısma inmem gerekiyor. Bir tane boş geçiyorum. Şimdi bunları şöyle göstereyim. Bu şeritlerimizi şöyle yan yana birleştiriyoruz. Arka tarafını çevireceğim. Çünkü arka tarafından işlem yapacağım arkadaşlar. Arka tarafın ortadaki dörtlülerinden işlem yapacağım. Bakın şurası birinci dörtlüm. Burası ikinci dörtlüm. Yani ortadaki dörtlüm. Bu da aynı şekilde birinci ve ikinci dörtlüm. Yani ortadaki dörtlüleri yan yana birleştiriyorum arkadaşlar şöyle. Bakın şöyle çevirdiğim zaman da kristaller bu şekilde. Şöyle göstereceğim. Biraz daha yaklaştırayım. Bakın misinam burada. Şuraya gelmem lazım. Şu karşılıklı dörtlerin sağına soluna bir koyup burayı dörtlemem gerekiyor arkadaşlar. Bu dörtlü her iki dörtlünün arasında bir dörtlü daha yapmam gerekiyor. Sağına soluna bir ekleyip içinden dolandığımda burası dörtlenecek. Evet. Önce onu yapmam lazım. Şu birinci kumumdan bir geçiyorum. Bu yöntem çok çok basit bir yöntem. Kafanızı karıştırmayacak bir yöntem. Şöyle göstereceğim. Şöyle de açayım. Bakın. Şu tepe noktasından geçtim. Bir tane kum alıyorum. Şuradaki bir kumumdan geçiyorum. Sağına soluna ilk etapta birer tane
kum ekliyorum. Hatta şöyle arasını açayım, görün. Şuradan tekrar geçiş yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Sağına soluna birer kum alıp şöyle hop yuvarlatarak dörtlü çiçek haline getiriyorum. Amaç çiçeklerimizi dörtlemek arkadaşlar. Bakın oraya da sağına soluna şöyle yapayım. Sağına soluna bir koyarak çiçeklerimizin sağına soluna bir koyarak o kısmı dörtledik arkadaşlar. Oradan bir şerit oluşturacağız. Zaten buradan şerit oluşturduğumuzda yanlarda şeridimiz var. Buradan artık işimiz kolaylaşacak. Şeridimizi oluşturduk. Bir aşağıya iniyorum. Tekrar. Bundan sonra artık bir bir kum alarak bir bir kum ilave ederek oraları orta kısmındaki çiçeklerimizi dörtlüyoruz. Biri aldık. Şuradaki bir kumumuzu aldık. Şuradaki kumumuzdan geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş yapayım ve göstererek. Bakın ne yaptım? Şu kumumuzdan geçtim. Bir tane aşağı ekledim. Burayı hop dörtledim. Sonra tekrar şu bir kumuma geçeceğim. Bir kum takacağım. Üçünden birden geçip dörtleyeceğim. Şimdi buradan içinden tekrar boş geçip şu bir kumuma gelmem gerekiyor. Misinam nerede? Burada. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın şuradan. Önce şuraya geçeyim. Ortaya sonra da şuraya geçeyim. Amaç o dörtlü çiçeğimizi oluşturmak arkadaşlar, bakın. Tekrar ne yapıyorum? Dörtlü çiçeklerim oluştu. Tekrar şu birimden boş geçmem lazım. Buraya bir kum ekleyip içinden üçünün içinden geçip tekrar boşa gelmem lazım. Bir kum ekle, üçünden boş geç. Alttaki kuma boş geçeceğim. Evet. Şimdi şu boşumu geçeyim arkadaşlar. Boşumu geçtikten sonra bir kum alayım. Oraya dörtleyeceğim. Eksik olan bir kumum var. O bir kumu yerleştirerek amaç oradaki dörtlü çiçeği oluşturmak arkadaşlar. Şuradan bakın şöyle göstereyim. Yukarıya. Bakın dört dedim. Tur atıyorum şöyle. Çiçeğimiz oluştu. Bir daha göstereceğim arkadaşlar. Bir de şöyle şu taraftan göstereyim. Şu yana boş geçiyorum. Bir tane kumumu alıyorum ki şu dörtlü çiçeğimi oluşturabileyim. Boş geçtim. Bir tane kumumu aldım. Üçünden birden boş geçip hop dörtlüyorum. Sonra bir boşumu daha geçeceğim. Şu kumuma boş geçiyorum. Şöyle. Görüntümü biraz daha yaklaştırayım size. Geçtim. Bundan da boş geçip şu yana ulaşacağım, bakın. Amaç birer kum ekleyerek orayı dolana dolana dörtlemek arkadaşlar, bakın. Şöyle.
Önce şurayı bir boş geçeyim. Orayı daha iyi anlayın. Bakın. Dörtledim. Şimdi yana boş geçiyorum yine. Hep yanlara birer boş geçip bakın şöyle yaklaştıracağım. Yana bir boş geçip bir tane kum ekliyorum. 1 2 3'ünden de dolaştığım zaman dörtlü çiçeğim oluşuyor. Misinam nerede? Burada bakın. Misinam burada. Boşuma geçmemişim. Hemen şuradan boşuma geçeyim. Ondan sonra kumumu ekliyorum. Bakın dörtlü çiçeğim bu şekilde oluşuyor. Çok basit bir yöntem. Böyle yaparsanız bir kum aldım. Geçiyorum. Sanki böyle dikey daha güzel anlarsınız diye düşünüyorum ama içinden boş. Bakın bir kuma ekleyip üçünden birden şöyle geçiyorum. Dörtlü çiçeğim tamamladım. Bakın misinem burada. Hemen şu yanındaki kumdan boş geçiyorum. Ondan sonra kumumu takıyorum. Boş geç. Bir tane kum al. Sonra ne yapıyorum? Bakın misinem burada. Ben buradan geçiyorum. Bir kum aldım. Buradan. Ve buradan bundan boş geçiyorum. Sonra buraya boş geçeceğim. Geçiyorum. Boşuma. Ve bu şekilde çiçeklerimi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde birilerimin yanına ilave ede ede bir kumlarıma çiçeklerimi dörtleyeceğim arkadaşlar. Bir daha yapalım. Boş geçiyorum. Boş geçmeden çiçeğime başlamıyoruz. Çünkü boş geçmeye ihtiyaç var burada. Boş geçeyim ki buraya bir tane kum ekleyebileyim. Bir kumla da içinden, üçünün içinden boş dolaştığımda burası dörtlenecek arkadaşlar. Amaç dörtlü çiçek yapmak. Mantığı bu aslında arkadaşlar. Nazo tekniğinin, kübik raf tekniğinin mantığı boncukları dörtlü çiçek haline getirmek. Bakın bir ilave ettim. Dörtlendi. Dörtlendiği zaman içinden iki boncuğumun içinden boş geçiyorum. Sonra bir sonrakinden de boş geçerek tekrar bir alıp içinden boş. Devam edeceğiz. Bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Çiçeğimiz bu şekilde dörtlenmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle size yaklaştırayım. Nereden geçtiğimi görün. Geçiş noktalarını gördüğünüz zaman daha kolay yaparsınız. Bu yöntem çok kolaydır arkadaşlar. Bu yöntemle üçlü nazo tekniğini yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde çiçeklerimizi, orta çiçeklerimizi bakın bir iki tane zaten birleştirdiğimde iki tane orta çiçeğim vardı. Alt kısmındaki orta çiçekleri yan yana getirdim. Ortaya bir tane daha dörtlü çiçek atarak üçüncü nazo tekniğimi oluşturmuş oluyorum böylelikle. Üçüncü nazo tekniğimin alt kısmı bu şekilde tamamlanıyor. Ben videomu durdurup biraz yapacağım arkadaşlar. 24 tane olana kadar yapacağım. Evet arkadaşlar, 24 tane kristalim olana kadar ben arka kısmıma bu işlemimi yaptım. Bu şekilde arka kısmının örmesini yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın arka kısmını ördüğümüz zaman ön tarafta böyle bir şeklimiz oluştu arkadaşlar. Bakın böyle bir
oluk şeklinde ortada bir boşluk oluştu. Artık buralara kristallerimizi yerleştirebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şurada karşılıklı kristallerimiz geliyor. Karşılıklı kumlarımız yan yana denk geldi. Kumlarımız ve kristallerimiz karşılıklı yan yana denk geldi. Artık bu oluğun içine kristallerimizi koyup üçlü nazomuzu yapacağız arkadaşlar. Çok basit bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Sizler daha kolay yapın, daha kolay anlayasınız diye böyle bir yöntem geliştirdim. Yapımı bu şekilde daha kolay olabilmekte. Sizler de daha kolay anlayabilmektesiniz arkadaşlar. Şimdi biz neredeyiz? Misinamız nerede? 24 saniye yaptım. Bakın daha önce de bu tarafı yapmıştım ben. Şimdi bu tarafta size yapımını gösteriyorum. Arka tarafını 24 tane kristal olacak şekilde ördüm. Misinam da nerede? Burada bakın. Burada. Misinamız buradaydı arkadaşlar. Şimdi size misina eklemeye göstereceğim. Misinamız kötü oldu, kıvrıldı, bitti. Ne yapacağız? Nazo tekniğinde, kübik raf tekniğinde misinamız nasıl ekleniyor? Onu göstereceğim arkadaşlar. Bu bilgiyi de öğrenin. Önemli çünkü misinanız illaki bitecek. Misinamız nerede? Şöyle göstereyim. Burada. Buraya misinamızın olduğu yere yanındaki misina boşluğundan bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Boncuklarımın içinden iğnemi gezdiriyorum arkadaşlar. Gezdirelim ki kopmasın, çıkmasın. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim çünkü önemli. Öğrencilerim genelde hocam nasıl ekleme yapacağız, nerede yapacağız diye çok soru soruyorlar. Genelde altlarda ekleme yapın arkadaşlar. Bu tekli nazoda da, ikili nazoda da, üçlü nazo, çiftli nazolarda da aynı şekilde alt kısımda ekleme yapın. Yanlarda, üst kısımlarda ekleme yapmayın arkadaşlar. Altta ekleme yapın. Temiz işiniz olsun. Gezdirip tekrar bir düğüm daha atıyorum. Yine boncuklarımın içinden geziyorum arkadaşlar. Birer düğüm atıp boncuklarımın içinden gezip bu işlemimi bitiriyorum arkadaşlar. Ve tekrar bir düğüm atıyorum. Hani birkaç yerde böyle yaparsanız işiniz sağlam olur arkadaşlar. Ve bir iki daha gezip işlemimi bitireceğim. Şurada bitireyim. Evet. Makasımla kesiyorum. Ve çakmağımla yakacağım. Uzaktan yakın arkadaşlar. Evet. İp bitirme işlemimiz bu şekilde. Başlama yöntemimiz de buna benziyor. Yine alt kısmında başlayacağım. Misinamı takıp misinamın ucunu şu şekilde yeni misinamı taktım. Misinamın ucuna bir iki düğüm attım. Yine alt kısmında tekrar başlama yapacağız arkadaşlar. Yine alt kısmından gideceğiz. Bir tane düğüm attım. Şu içeriden bir tane boncuğumdan geçiyorum. Bakın bu attığım düğümü o bir tane geçtiğim boncuğumun
İçinde çekerek şöyle hafiften, bakın düğümüm şurada, boncuğumun içinden geçtim. Hafif içinden geçerek şöyle çekerek düğümümü orada saklayacağım. Oraya bir tane daha düğüm atacağım. İğnemle, misinamla. Yine bitirdiğim gibi aralardan geze geze tekrar başlamayı yapacağım arkadaşlar. Birkaç yerde aralardan gezerek düğüm atın. Bunu alt kısımda yapın arkadaşlar. Evet, tekrar düğüm atıyorum. Ben videolarımda hep püf noktalarına da değiniyorum arkadaşlar ki yaptığınız işi hem kolay hem zorlanmadan yapabilip sonuçlandırabilirsiniz diye, yarım kalmasın işleriniz, tam anlamıyla güzel bir çalışma olsun diye püf noktalarını da göstermeyi tercih ediyorum. Dolaştırıyorum yine, sağlam olsun arkadaşlar. Ne kadar dolaşabilirseniz kâr kâr, kumlarınız kırılmadan. Eğer baktınız kumlarınızdan geçemiyorsanız başka alttan boşluklardan geçin. Kumlarınızı kırmayın. Evet. Bu şekilde dolaştım. Şimdi benim üste çıkıp kristallerimi bu oluklarımın içine yerleştireceğim arkadaşlar. O yüzden üst kısma çıkmam lazım. Misinamla yandan geçiyorum, yan boncuktan. Zorlanırsanız boşluktan geçin. Bir kumumdan geçiyorum. Evet. Kristalimden geçiyorum. Biz şeklimize bakın. Aparat koyacağımız, çeyrekli aparat koyacağımız yerden değil de en uçtan başlamış oluyoruz. Böylelikle misinamızı da bağladık. Evet. Üst kısma çıktık. Kristalimizden boş geçmiştik arkadaşlar. Şimdi şuradaki karşılıklı iki kumumuz var. Kristalimizin hemen yanındaki bir kumdan aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Bu da kum koyduğumuz şekilde olacak. Alt kısmında yaptığımız şerit örmede. Bunda da kristal ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane kristal aldım. Misinam burada. Şu kumdan aşağıdan yukarıya çıkıyorum. Yani bu oluklara kristallerimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane daha kristal alacağım. Ve şu kumumdan geçiş yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın, burada kristalimizi yerleştirdik. Kristalimizi yerleştirdikten sonra bir kumdan yine boş geçip tekrar kristal alıp kum, kristal, kumdan geçip dörtlüyü oluşturacağız. Demek ki işlemimizin aynısı, sadece burada kristal koyuyoruz arkadaşlar. Orada kum koyup dörtleme yapıyorduk. Burada ise kristal koyup dörtleme yapacağız. Kristalimi aldım. Kumumdan. Tekrar kristalimin içinden boş ve bir kumumdan. Boş geçiyorum.
Şöyle. Evet. Siyah olduğu için biraz hani görmeniz zor olabilir diye şöyle yaklaştırayım ışığı. O doğrultuda ayarlamaya çalışıyorum anlayabilirsiniz diye. Evet, şöyle daha iyi oldu sanki. Evet, şimdi tekrar yandaki bir kumdan boş. Boş geçmeden kristalimizi anlıyoruz. Boş geçip ondan sonra dörtleme işlemimiz oluyor. Kristalimi aldım. Bakın. Misinem burada. Şuradaki kumdan aşağıdan yukarıya. Bu şekilde kristallerimi de ekleme yapıyorum. Bakın bu yöntem çok kolay. İnşallah sizin de faydalanacağı bir yöntem olur. Çünkü basit. Kafa karıştırıcı değil. Genelde basit yöntemler de anlatmayı tercih ediyorum. Ben öğrencilerim olsun, siz değerli takipçilerim olsun. Kolaylaştırmayı seviyorum. Zorlaştırmak istemiyorum arkadaşlar. Ve bir kumdan. Şöyle göstereyim. Bakın kristallerimiz dizi dizi dizilmeye başladı. Bakın misinam burada. Misinam burada. Şöyle göstereyim. Bir tane kristalimi alıyorum. Ve buradaki kumdan kristalimden ve kumdan geçiş yapacağım. Evet. Tekrar kristalimden geçeceğim. Kumumdan geçeceğim ve bir kum ileri başlangıç yapacağım kumum. Böyle böyle kristallerimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. 24 tane kristalimizi tamamlayana kadar yerleştiriyoruz. Aldım. Misinam nerede? Bir bakalım. Bakın misinam yine kumumda. Şöyle kristalimi aldım. Kum, kristal, kumdan geçiş yapacağım. Evet. Misinam nerede? Kumda. Yine kristalden ve kumdan geçiş yapacağım. Ve bir tane kumdan geçip tekrar, hatta şöyle yapayım daha kolay anlayabilirsiniz. Işıktan daha rahat görürsünüz. Siyah kristalimi aldım. Misinam nerede? Burada. Şuradaki kumumdan geçiş yapacağım aşağıdan yukarıya. Kristalin içinden ve bir kumdan geçeceğim. Böylelikle dörtlü kısmımı oluşturmuş oldum. Şimdi ne yapacağım? Şöyle göstereyim. Şimdi bir kumdan geçip yine tekrar aynı işlemimi yapacağım arkadaşlar. Ben
24 taneyi yapayım. Tekrar dersimize devam edelim.